Şimdi duyarlılık aldığı bilgileri diyelim, bilgi demeyelim de malzemeyi, yani mekan ve zaman içerisinde elde ettiği malzemeyi mekan ve zamana oturttuğu, işte önümde bir bilgisayar görüyorum, onun belli bir yeri var, belli bir zamanda diye algılıyorum. Onu anlama yetisine gönderiyor. Yani kavramlar oluşmaya başlıyor. Demek ki ikinci yetimiz anlama yetimizdir. Anlama yetimiz kavramları oluşturur. Ve dolayısıyla düşünmeye başlarız. Anlamaya başlarız. Kavramaya başlarız. Bu ikisinin bir arada çalışması gereklidir. Çünkü görüsüz kavramlar boştur. Çünkü görü malzemeyi sağlayacak. Ama kavramsız görüler de kördür. Çünkü malzemesi yok. Yani bu Kant felsefesinin çok temel bir hani sloganlaşmış özelliğidir. Görüsüz kavramlar boş, yani kavramlarınız deneyimlerinize dayanmıyorsa boş, ama görüleriniz, deneyimleriniz var, kavramlarınız yoksa o zaman kavradığınız şey de kör olur. Çünkü malzemesi yok. Şimdi bu ikisi üzerinden ahlakı oluşturamıyorsunuz. Bunu çok iyi anlamak lazım. Yani bununla bilim yapabilirsiniz. Bakın zaman görüsüyle aritmetik yapabilirsiniz. Sayabilirsiniz 1, 2, 3, 4 diye. Mekan uzam görüsüyle geometri yapabilirsiniz. Anlama yetisiyle fizik bilimini, astronomiyi oluşturabilirsiniz. Ama insanın bir yetisi daha var. Yani görüleri ve anlama yetisini, bütün bilme işini insanın düzenleyen en üst yetisi var. Bu akıl. Ama akıl deneyle ilgili, deneyden gelenlerle bağlantılı değil. Aklın içinde, tırnak içinde içinde diyorum, ideler var. İdelerle çalış. Ama ideler tecrübeden gelmiyor. Kavramların oluşturduğu bir yapı da göstermiyorlar. İdeler var. İşte idelerden birisi özgürlük. Özgür irade. Yani özgür irademiz var mıdır, yok mudur? İrade isteme diye hoca çevirmiş. İstenç diye çevriliyor. Ama irade aslında tam, yani çok yakın karşılayan bir sözcük ama Arapça maalesef. Rade kökü Arapça'da peşinden gidiyorum. Peşinden gitti. Rade. Murat oradan geliyor. Murat ardına düşülendi. Yani eski Yunanca'daki telos.
erek. Mürid. Mürid de mürşidin, yani aydınlatanın peşine düşmüş demek. Muradına ermek için mürid olmuş. İradeden geliyor hepsi. İrademiz özgür mü değil mi? Yanıtını bulamıyoruz. Yanıtı yok çünkü tecrübeye dayanmış. Kavramlardan gelmiyor. Akılda var idi olarak. Var da deseniz bir şekilde bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Yok da deseniz, var dediğinizde yok dediğiniz çeliş. Yani ikisi de olabilir. Bir başka ide, yani özgürlük idesi, özgür irade, ruh idesi. Ruhu tecrübeyle görmüyoruz. Yani zaman ve mekanda değil. Ruh ölümsüzdür diye bir sav var mesela. Bu ölümlüdürü de göstermeye çalışan, bununla ilgili kanıtlar yapanlar var. Ölümlüdür, ruh yoktur diyen de var. Ama bunlar akılda, insan aklında karşıtlarıyla birlikte oluyor bu sağlar. Yani birini kabul ettiğinizde, birini yanlışladığınızda diğeriyle çelişmiyor. Yani iki farklı karşıt önerme çelişmiyor. İkisi de oluyor. Veya Tanrı idesi. Tanrı vardır da diyebiliyorsunuz, bir sürü kanıt yapıyorsunuz. Sözde. Çünkü bunlar, bu kanıtlar kavramlara ve görülere dayanmadığı için sadece akıl içinde olup bitiyor. Yok da diyebiliyorsunuz, var da diyebiliyorsunuz. Şimdi ahlakı temellendirmemiz gerekir. Hani metafizik de bu. Hani bütün metafizik problemler deneye ve deneyle birlikte giden ve bilim yapmamıza yol açan bir yapı taşımıyorlar. Akla aitler. Akla aittirler. Akıl da sağlam görüden beslemiş kavramlarla ilgili değil, onlardan beslenmiyor. Ama aklın bir özelliği her türlü bilme işini, ilkelerini oluşturur. Bir düzenleyicidir. Fakat bu düzenlemenin kesin şeyleri yok. Deneyden gelen matematiksel mesela bir kesinlik veya o dönemin Newton fiziğinin kesinliğine benzer bir kesinliği yok. Dolayısıyla metafizik problemler boşlukta olup bitiyor. Bu çok ilginçtir. Ve bunun için de yüzlerce yıldır sürüp duruyor. Yani bunu ne yanlışlayabiliyorsunuz, ne doğrulayabiliyorsunuz. Yani o açıdan gerçekten düşündürücü. Şimdi Kant
ahlakı bir yere koymak durumunda. Yani nereden başlayacak? Çünkü neden bilimsel olarak başlayamıyor? Çünkü bilim böyle bir şey bize vermiyor. Şu iyidir, bu kötüdür, bu mutluluktur, bu mutsuzluktur, hayatın anlamı budur. Böyle bir şey bize sunmuyor. Bilim yapabiliyoruz çünkü bu sorulardan uzak olduğumuz için. Yani insan zihninin a priori formları ve a priori yapısı ve deneyden gelen verilerle birleştirip işte sentetik a priori dediği Kant'ın sağlam bilgiler elde edebiliyoruz ama ahlak hakkında, hayatın anlamı hakkında, neye inanacağız, neye inanmayacağız hakkında böyle bilgiler elde etme yetimiz, kesin olarak elde etme yetimiz yok. Dolayısıyla bir şekilde, ama bunun böyle olması ahlakı da boşlukta bırakacağız anlamında değil. Ahlakı bir temel bulmamız gerekir. Yani Kant'ın işi çok zor. Kant'ın işi değil galiba, bana sorarsanız insanın işi zor. Yani bu konularda maalesef şey yok. Böyle kesin elimizde veriler yok. Aynı şey estetik için. Yani bilimsel olarak ispat edildi ki bu romanın edebi değeri yüksek. Yani değerler alanında bunun iyi, bunun kötü, bunun güzel, bunun çirkin olduğuna ilişkin elimizde veri yok. Ahlakın neden bir metafizik alanına girdiği ve temellendirilmesinin zorluklarıyla ilgili. Bakın neredeyse kitabı bitirmek üzereyiz ama bu konuda bir netlik, olabildiğince bir netlik oluşması iyi olur. Yani çünkü bu kitabı okuduk diyorsanız, yani bir bilimsel olarak, yani matematik, geometri ve fizik yardımıyla ahlakı temellendirme imkanımız yok. Bunu duyarlılıkla yapamayız. Yani görülerle bize mekan ve zaman formlarını veren, bakın formlarını veren diyorum çünkü mekan ve zaman bizim dışımızda değil. Bizim zihnimiz mekan ve zaman olarak fenomenler dünyasını algılıyor. Çok ilginç bir şey. Yani Kant'ın Kopernik devrimi diye bilinen devrimi bu. Biz bize gelen verileri, yani özne olarak bize gelen verileri biz düzenliyoruz. Dışarıda zaman ve mekan var mı bilmiyoruz. Ama bizim öyle bir görme, algılama yapımız var ki biz öyle görüyoruz. Yani bizim gözlüklerimiz dışımızda olup bitenleri mekan ve zaman olarak görüyoruz. Belki başka gezegenlerde başka varlıklar, başka
türlü algılıyor olabilirler. Aynı şekilde bu mekan ve zamandan elde ettiğimiz verileri, işte görme, koklama, işitme gibi anlama yetisi yardımıyla kavramlara dönüştü. Kavramlar oluştu. Şimdi kavramlar ve görüye dayalı bir ahlak kuramıyoruz. Eğer kurabilseydik, o zaman herkes için, tıpkı bilimde nasıl bir evrensellik var, kesinlik var, herkes için kesin bir ahlak düzeni olacaktı. Bu olamıyor. Dolayısıyla bunu yapabilmemiz ancak akıl ile olabiliyor. Aklın duyu verilerinden ve kavramlardan doğrudan doğruya beslenme imkanı yok. Onları düzenliyor sadece. Ve aklımızda ideler var. İdeler bize kesin bilgiler vermiyor. Hep tartışmalı. Yani Tanrı idesi var örneğin. Özgürlük idesi var. Ruh idesi var. Ruh ölümsüzdür diyoruz, ölümlüdür diyoruz. Ruh vardır, yoktur diyoruz. Hepsi akılda dolaşıyor. Yani bunların hiçbiri yanlıştır diye bir şey çıkmıyor. Buna Kant antinomiler diyor. Yani tersini de kanıtlayabiliyorsunuz sözde, tırnak içinde. Kendisini de çelişki oluşturmuyor. Çünkü kavram değil bunlar. İde. Metafizik alanı tamamen aklın idelerinin olduğu alan. İşte ahlak alanı da öyle. Bilmiyorum burada bir şey var mı, sıkıntı. Çünkü bütün temel bu arkadaşlar. Ve Kant'ın çırpınması, dikkat ederseniz, ide bulmaya çalışıyor. Güvenilir ide bulmaya çalışıyor. Bu da özgürlük idesi. Özgürlük idesine dayanmaya çalışıyor. Özgürlük idesi altında diyor. İşte iyi niyet diyor. Ama bunlar hepsi kabullerdir. Sanki işte özgür irade var mı yok mu? Bunu kesin olarak bilme imkanımız yok. Çünkü bilme yapımız, zihnimiz, intellekt buna, böyle bir yetiye, böyle bir güce, böyle bir olanağa sahip değil maalesef. İşte sıkıntı burada. O zaman ne diyor biliyor musunuz? Çünkü özgür irade yoksa ahlak diye bir şey anlamıyor. Yani o zaman bizler hep birer robot olacağız. Doğruyu yanlışı bilemeyeceğiz. Yani bilsek de irademiz olmadığı için eylemde bulunamayacağız. Sanki varmış gibi düşünelim. İşte bizim dilimize de son zamanlarda geçmiş olan mış gibi anlayışı işte 200 yıl kadar önce, yok. Evet, 200 yıldan da fazla. 1780'li yılları düşünürsek, evet, 200, neredeyse 250 yıl
önce Kant bu çaresizliğiyle özgürmüşüz gibi düşünelim. Evet, devam ediyorum şimdi metne. Kesin buyruk nasıl olanaklıdır başlığı altında. Birinci, ikinci paragraftan sonra üçüncü. Sıradan insan aklının diye başlayan paragraf. Sıradan insan aklının pratik kullanılışı, pratik akıl diyor. Yani aklımızın, hani pratik akıl demek birlikte yaşama alanıyla ilgili aklımız. Hani praksis alanıyla ilgili aklımız. Buna pratik akıl diyor. Ve şeyi kabul ediyor. Yani onu ispatlaması çok zor. Çünkü ideler, matematik ispatı yapılır gibi idelerle ilgili ispat yapamazsınız. Yani kesin bir buyruk olmalı. Yani belki de bir istek. Yoksa hayatın anlamı ne olacak? Bir kesin buyruk olmalı. Sıradan insan aklının pratik kullanışı bu türetimin doğruluğunu onaylar. Bir insanın, yani özgürlük idesinden çıkacak. Böyle bir türetim gelir. Bir insanın gözleri önüne en şirret insan olsa bile aklını kullanmaya alışkın olması koşuluyla amaçlarda dürüstlük, iyi maksimleri izlemedeki sebat, bakın, aklını kullanmaya alışkın olması koşuluyla. Çünkü her insanda olabilecek bir şey değil. Amaçlarda dürüstlük, maksimleri işlemede sebat, yani dayandığımız izlemedeki, maksimleri izlemedeki sebat, ilkelerimize uymadaki sebat, duygudaşlık, yani karşımızdaki insanın anlayabilme, sempati yapabilme ve genel iyiliklilik, yararlarını ve rahatlığını feda etmesine bağlı iyilik örnekleri konsa, iyiliklilik, yani iyilik yapmak ama işte keyfimizi de kaçırabilecek biçimde olabilir, fedakarlık gerektiren, kendisinin de böyle olmasını dilemeyecek kimse yok. Bakın, bu bir kabul. İnsan böyledir. Ha, öyle midir, değil midir? Değil derseniz tamam, zaten Kant'ın bundan sonraki sözleri sizin için bir şey ifade etmeyebilir. Ancak bunu eğilimleri ve dürtüleri yüzünden kendinde gerçekleştirmeyebilir. Kabul eder ama gerçekleştirmeyebilir. Çünkü dürtülerine uyar, eğilimlerine uyar. Oysa aynı zamanda ona yük olan böyle eğilimlerden kurtulmayı dilemektedir. Bununla da duyusallığın dürtülerinden kurtulmuş bir istemeyle, neden duyusallık? Çünkü dürtüler o şekilde insanda veriliyor. Zevk, acı, ağrı,
kendini düşüncede duyusallık alanındaki arzularının düzeninden çok farklı bir şeyler düzenine taşıdığını kanıtlar. Yani böyle bir düzen var diyor. Duyusallıktan tamamen kurtulduğumuz ve aklımızı dinlemeye başladığımız. Böyle bir akıl inancı var. Bu bakın matematik yapan, fizik yapan, doğa bilimleri yapan akıl değil. Yani aklın o tarafı var, ona teorik akıl diyor. Bu pratik akıl. Yani birlikte nasıl yaşayacağız barış içinde? Bunu bize söyleyecek aklımız. Şimdi akıl teorik alanda bir düzenleme yapıyor hakikaten. Ve bunda başarılı oluyor. İşte bilimin bulguları, Newton fiziğinin başarısı, matematikteki ilerlemeler bunu gösteriyor. Yeni bir matematik, işte kalkülüs bulunmuş, oluşmakta falan. Ama ahlak alanında bu teorik akılın geçmediğini fark ediyor. Başka bir akıl gerekli. Buna pratik akıl diyor. Ve şey inancı var, yani bir güveni var. İnsana güveni var. İnsanın ilkeler koyan yetisine, yani aklına. Bakın akıl algılarımızla ve kavramlarla uğraşmıyor. Akıl onları düzenleyen ilkelerle uğraşıyor. Yani yüksek düzeyde. Ama idelerin kesin bilgi verme imkanı yok. Yani evren sonlu mudur, sonsuz mudur? Yani sonluluk ve sonsuzluk ide ile ilgili bir şey. Çünkü bunu tecrübe edemiyoruz. Laboratuvarda inceleyemiyoruz. Sonlu da diyebiliyorsunuz, sonsuz da diyebiliyorsunuz. Güveniyor insana ve insan aklına. Yani bütün aklını kullanabilen her insan bu sonuca varır. Yani ahlakın kesin yasaları olabileceği. Çünkü o dilekten arzularını doyurmasını, dolayısıyla gerçek ya da başka yoldan tasarlanabilen eğilimlerden birini doyuracak bir durumu yaratmasını değil, çünkü bununla ondan bu dileği çalan ide bile seçkinliğini yitirirdi. Ancak kişisine yani ahlakı yaşayan idelerle bağlantı kurabilen insan kişi daha büyük bir değer sağlamasını bekleyebilir. Yani ahlakın yüksek bir değerden geldiğini, özgürlük idesine dayandığını söylediğimizde o zaman çok saygın, yüksek bir değer ile bağlantı kurmuş oluyoruz. Kendisinin bu daha iyi kişi olduğuna da kendini, yani aklını kullanabildiği,
aklın bu anlamda ilkelerini, idelerini görebildiği, duyabildiği, onlara göre eyleyebildiğini görünce daha iyi kişi olduğuna da kendini bir anlama yetisi dünyasının üyesinin bakış açısına yerleştiği zaman inanır. Yani kavramlarla düşünmeye başladığı zaman çok önemli işler yaptığını düşünür. Buna ise onu özgürlük, yani duyular dünyasının belirleyici nedenlerinden bağımsızlık idesi. Çünkü duyular dünyası belirleyici. Yani Newton fiziğin belirlenimci bir fizik. Tabii bu tartışmalı bir takım şeylerdi ama genel olarak söylediğimizde, ama bu belirlenim, evrende böyle bir belirlenim varsa özgürlüğü nereye koyacağız? İşte insanın aklında özgürlük idesi var. Ama bu bilimin kavramları gibi değil veya görüler gibi değil. Bunu kabul ettiğimiz zaman, özgür olduğumuzu kabul ettiğimizde, bu zaman ve mekanla sınırlı olan, hani fiziksel dünyanın belirlenimlilik dünyasının üstüne, tırnak içinde, veya dışına çıkmış oluyoruz. Böyle bir ideyi gördüğümüzde kendisi istemeden zorlar ve bu açıdan baktığında duyular dünyası üyesi olarak onun kötü istemesi için kendi itiraf ettiği gibi çiğnemekle saygınlığının tanıdığı yasayı ortaya koyan bir iyi istemenin bilincine varır. Yani böyle bir ideyi isterse iyi istemeyi anlar. Yani bütün ahlakta olur. Yani iyi isteyen biri yanlış yapmaz. Yalan söylemez veya başkasına kötülük yapacak bir biçimde. İnsanları kullanmaz, sömürmez. İyi istemesinin bilincine. Ha, der ki, hakikaten benim yüksek derecede bir varlığım, ben insanım ve beni insan kılan da bu iyiyi istememdir. Demek ki ahlak, yani iyi istemem, iyi iradesi, yani iyinin peşinden gitme. Demek ki ahlaksal gerek düşünülür bir dünyanın üyesi olarak kendisinin zorunlu olarak istediğidir ve kendine aynı zamanda duyular dünyasının bir üyesi gibi baktığı zaman bunu bir gerek olarak düşünür. Yani bir yanı fiziksel alanda ama bir yanı özgürlük alanında. Eğer o iyi isteme ile ve özgürlük idesini düşünerek o duyular dünyasına, duyular dünyasının üstüne yükselebildiğinizde
böyle bir ahlak ilkesini uyma gerekliliğini duyarsınız. Her pratik felsefenin en dış sınırları üzerine. Yani her pratik felsefe neydi? Birlikte yaşama felsefesi. Yani ahlak alanı, ahlakla ilgili felsefe. Bütün insanlar kendi istemelerinin özgür olduğunu düşünür. Düşünür mü? Bütün insanlar düşünür mü arkadaşlar? Özgür olduğunu? Yani şu baskılar önümde kalkarsa filan, belli koşullar altında. Aslında insan genel olarak iradesinin özgür, kendim ben karar verdim, ben yaptım, ben seçtim. Yani baskılar oldu, zorlamalar oldu falan ama sonuçta ben bir köle değilim, ben bir robot değilim diye düşünür. Bu yüzden eylemlere ilişkin bütün yargılar, eylemlerin öyle olmamış olsalar bile nasıl olması gerektiğine bakılarak, yani böyle değilim ama nasıl olması gerektiğini bilirim. Yani benim şimdi yalan söylememem gerekirdi ama söyledim de. Yani yalan söylese bile söylememesi gerektiğini bilir. Yani pratik aklın insanda böyle bir insana gösterdiği, göründüğü bir ide söz konu, idesi vardır. Bununla birlikte bu özgürlük bir deney kavramı değildir, olamaz da. Çünkü deney, özgürlük varsayılarak zorunlu istemler olarak tasarımlanan istemlerin tersini gösterse de bu kavram kalır. Yani yok edemeyiz özgürlüğü diyor. Diğer yandan, yani özgür değilim deseniz de özgürlük kavramı var bizde bir şekilde. Yani ide olarak var. Diğer yandan olup biten her şeyin doğa yasalarınca, hani kavram diyor çünkü anlama yetisi bu ideyi kavram haline getirmiş. Diğer yandan olup biten her şeyin doğa yasalarınca istisnasız belirlenmesi aynı şekilde zorunludur ve doğa zorunluluğu da bir deney kavramı değildir. Zorunluluk. Bu da bir ide. Çünkü o da zorunluluk kavramını, dolayısıyla a priori bir bilgi kavramını birlikte getirir ama bu doğa kavramını deney doğrular. Hakikaten bakarsınız bir zorunluluk var. Ve deney, yani duyu nesnelerinin genel yasalara göre bağlantılı olan bilgisi olanaklı olacaksa bu kavramı kaçınılmazcasına varsaymak gerekir. Yani bilim yapmak için. Bu nedenden dolayı özgürlük, nesnel gerçekliği şüpheli olan bir akıl idesidir. Nesnel gerçekliği şüpheli olan. Doğa ise gerçekliği deney örnekleriyle kanıtlanan ve zorunlu olarak kanıtlanması gereken bir anlama yetisi kavramıdır. Doğa. Özgürlük öyle değil. Yani özgür müyüz, değil miyiz? Güvenceli bir şekilde bunu bilme imkanımız yoktur. Ha, ne yapacağız? Hadi özgürüz diyelim. Diyeceğiz.
Onun için metafizik tarihinde bu iki zıt şeyde savunulmuştur. Tabii insan özgür olmak istiyor. Buna inanmak istiyor. Ama işte bilgisayarların gelişmesiyle falan, Matrix gibi filmleri düşünürsek, yani biz bir programız sonuçta. Dolayısıyla özgürlüğümüz yok gibi bir şey de çıkarılabiliyor ama bu bana öyle geliyor ki bu insanı tam anlayamamaktan kaynaklanan bir şey. Yani programlanmış bir makine mıyız meselesi. Burada istemeye yüklenen özgürlük doğa zorunluluğuyla çelişir gibi göründüğünden ve bu yol ağzındaki akıl kurgusal bakımdan doğal zorunluluk yolunu özgürlük yolundan daha yürünebilir ve işe yarar bulduğundan dolayı aklın bir diyalektiği ortaya çıkıyorsa da, yani diyalektik tabii burada olumsuz anlamda. Yani kesin olmayışı, tam belirlenemeyişi gösteriyor. Pratik bakımdan özgürlük, yaptıklarımızda ve yapmadıklarımızda aklı kullanmamızı olanaklı kılan tek patikadır. Bundan dolayı özgürlüğü aklımsı çıkarımlarla kenara itmek, yani sözde aklı kullanarak, sıradan insan aklı için olduğu kadar en kılı kırk yaran felsefe içinde olanaksızdır. Yani Jean-Paul Sartre'ın sözünü hatırlayın, özgür olmaya mahkumuz diyor. Yani buna yakın bir şey söyleyeceğiz. Ya var aklımızda özgürlük diye bir şey var, kurtulamıyoruz. Atamıyoruz. Nereden de geldiyse aklımızın içine. Anlama yetimize gelmemiş. Veya bir özgürlüğü, bir masayı, sandalyeyi algılar gibi algılamıyorum. Bakın, duyarlılık görülerle çalışıyor. Yani zaman ve mekan. Bunlar salt görü olunca formlardır. Yani biz ne algılıyor, ne görüyorsak zaman ve mekan içinde görüyoruz. Çünkü bize gelen malzemeyi zaman ve mekan olarak kılığına, formuna sokan bir yapımız var. Kant'ın mesela görüyle ilgili verdiği örnek sağımızı, solumuzu bilme işi. Yani sağımızı, solumuzu kavram olarak bilmiyoruz. Mesela kavram olarak sağı nasıl şey yapacağız? Sağ, sol nasıl biliyor? İşte diyor ki bu duyarlılığın bize verdiği bir şey. Yani kavramsal olarak değil. Duyarlılığın sağladı. İşte üç yeti, duyarlılık görülerle çalışır. Zaman görüsü, mekan görüsü. Anlama yetisi kavramlarla çalışır. Onların 12 yapısı vardır. 12. İşte nicelik, nitelik, ilişki, modalite, kiplik gibi. 12 kavramlar 12 form altında oluşuyorlar. Bir de insan aklı var. En yukarıda.
O tecrübeyle ulaşamayacağımız şeylerle meşgul oluyor. Yani sınırla ilgili transendental ne kadar biliriz, neyi neden bilebiliriz soruları akıl içinde oluyor. Burada istemeye yüklenen özgürlük doğa zorunluluğuyla çelişir gibi göründüğünden ve bu yol ağzında paragraf başı 74. sayfada akıl kurgusal bakımdan doğal zorunluluk yolunu özgürlük yolundan daha yürünebilir, işe yarar bulduğundan dolayı aklın bir diyalektiği ortaya çıkıyorsa da pratik bakımdan özgürlük yaptıklarımızda ve yapmadıklarımızda aklı kullanmamızı olanaklı kılan tek patikadır demiştik. Bundan dolayı özgürlüğü bir kenara itemeyiz. Böylece felsefe aynı insan eylemlerinde özgürlük ile doğa zorunluluğu arasında hakiki bir çelişkiye rastlanamayacağını herhalde kabul etmeli. Bu çelişmez diyor. Belirlenim var, zorunluluk var doğa alanında. Özgürlük var pratik akıl alanında. Hani bölmüş. Bunlar farklı alanlarda çelişmez. Yani insan hem belirlenimli bir dünyada yaşar, işte bedeni, fiziksel dünya ama aynı zamanda kararları, eylemleri, düşünceleri, ideleriyle özgürdür. Bununla birlikte özgürlüğün nasıl olanaklı olduğu kavranamazsa bile hiç olmazsa bu sözüm ana çelişkinin inandırıcı bir biçimde kökünü kazımalı. Yani burada bir çelişki olmamalı diyor. Ne var ki kendini özgür sanan özne kendine özgür dediği zaman yani kendini özgür gördüğü zaman ile aynı eylem bakımından kendini doğa yasalarına bağlı kabul ettiği zaman kendini aynı anlamda ya da tam aynı ilişkiler içinde düşünseydi yani ne demek istiyor? Bu alanlar ayrıdır. Eğer aynı alanda olsaydı çelişki olur. Yani hem özgür hem zorunlu. Ama aynı alanda değiliz ki. Zorunluluk fiziksel alanda, özgürlük pratik alanda deyip bölerek kurtulmaya çalışıyor ve bu ikisini bir araya getirmeye çalışıyor. Çok ilginç bir şey, tipik bir felsefi duruş. Daha önce de konuştuk çok. Yani felsefeciler bu tip durumlarda hep ikiye ayırırlar. Yani böyle bir durum söz konusudur. Bunu nasıl bir araya getirebiliriz diyor. Bazı yerlere atladım. Ama bu ödev pratik felsefeye yol açabilmesi için sırf kurgusal felsefeye düşer. Öyleyse görünüşteki çelişkiyi kaldırmak ya da ona el sürmeden bırakmak konusunda seçim yapmak filozofa bırakılmış değildir.
Öyle diyor, bence filozofa bırakılıyor. Yani sanki filozofu zorlayan bir şey vardı diye. Bu Kant'ın kendi problemi diye düşünüyorum. Çünkü son durumda buna ilişkin teori bonum vacans'tır. Yani sahipsiz bir mal gibidir. Buna da kaderci haklı olarak el koyabilir. Yani istersen böyle diyebilirsin, istersen şöyle diyebilirsin. Ve her türlü ahlakı sahip olduğu senetsiz mülkiyetinin dışına sürüp atabilir. Yani evet, yani karar verebilirsin istersen. Hakikaten bu yapılıyor. Yani kaderci, yazgıcı da olabiliyorsun. Olmayabiliyorsun. Niye beğenmiyor arkadaşlar? Sonunda insan nasıl bir varlıktır? Yani kafamızın arkasında bütün bu felsefi, mantıksal, ince eleyip sık dokumaları gerçekleştirdiğimiz bu düşünme ağının dayandığı direkler ağı, bu direkler üzerine kurduğumuzu düşünün. İnsandan ne beklediğiniz? İnsanı nasıl gördünüz? Yani Kant insanı özgür olarak görmek istiyor. Aklının çok yüce bir yetisi olduğunu, bilme yetisinin ve aklının, yani görünün, anlama yetisinin ve aklının, aklının özgürlük idesinin çok saygın olduğunu düşünüyor, buna inanmak istiyor. Bir dayanağı var mı? Sağlam bir dayanağı. Ya ne demek bu? Yani üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Nereden biliyorsun deyince kanıtı var diyorsun. Kanıtlıyorsun. Peki nasıl kanıtlıyoruz? Neye dayanarak kanıtlıyoruz? Daha önceki kanıtlanmış şeylere dayanarak kanıtlıyoruz. Peki daha önce kanıtlanmış olanları neye dayanarak kanıtlıyoruz? Aksiyonlara, kabullere. Yani sonuçta kabul. Yani buna ön dayanak diyoruz. Ön dayanak. Söz etmiş miydik mi? Ön dayanak, ön kabul. Ön kabul sözünden. Ön kabul, ön dayanak. İlk defa mı duyuyorsunuz? Ne dayanıyor arkadaşlar? Bütün bilim, matematik bunlara dayanıyor. Yani onun temeli ne dediğiniz zaman temel yok. Yani temel bir kabulle başlıyor. Bu kabul, bu ön dayanak, ön dayanak diye çevirdiğimiz söz. Bu da herhalde belki hayat tarzımızla ilgili bir şey. Yaşama biçimimizle ilgili bir şey. Hayattan ne anladığımızda, çağımızın içinde bulunduğu düşünme, yaşama biçimi, yaşama iklimi, anlam dünyasıyla ilgili bir şey. Yani bunu anladığı zaman insan çok şaşırabilir.
anlamazsanız bir takım şeylerin çok kesin ve temelli olduğunu düşünebilirsiniz. Yok öyle bir şey. Yani kimdi o Mardinli şairimiz bizim? Bir muammanın peşrevinde muallaktayız. Neden peşrev diyor? Yani üvertür, başlangıç. Çünkü muammayı çözdükçe yeni muammalar, yeni bilinmeyenler çıkıyor. Yani böyle düşündüğünüz zaman agnostik oluyorsunuz. Yani ne demek agnostik? Bilinemez. Yani son sorular, uç soruları bilemeyiz. Yani bizim insan olarak bilme yetimizin sınırları var. İşte Kant da belki o anlamda sınır. Hani kritik dediği bir şekilde sınır. Saf aklın kritiği, pratik aklın kritiği, eleştiri diye çeviriyoruz ama yani aynı zamanda sınır. Burada pratik felsefenin sınırları başlıyor denemez daha demiş. Şimdi yani Kant felsefesi biraz düşünürsek arkadaşlar çok düşündürücü ve çok da ilginç geliyor bana. Yani ben yıllardan beri bu işle uğraşmama rağmen her defasında şaşırıyorum ya. Yani temellerin boşluğu meselesi bu tabii Kant sonrası felsefede de olan bir şey. Daha başlangıçta da var. Yani skeptik felsefede de belki. İşte Hegel'de bak mesela Grundlos Grund dediği şey temelsiz temel. Boşluk düşüncesi ilginç. Mesela bu Uzak Doğu hikmetinde hani Konfüçyüs veya Japon hikmetinde, bilgeliğinde buralarda boşluk kavramı çok önemlidir. Boşluk üzerine inşa ediyorsunuz düşüncenizi. Batı'da egzistansiyalist düşünce buradan belki çıkıyor. Kimi tasavvufi yürüyüşlerde sanıyorum öyle bir boşluk yahut hiç kavramı vardır. Belki insanın düşünme cesareti oradan geliyor. Yani düşünmek bir cesaret işidir. Öyle algoritması olan garantili bir şey olsa hani çarpım cetvelini bilir gibi bu işleri öğrenmiş olsanız veya hani dört işlemi yapar gibi bu sorunları ele alabilmiş olsanız öyle olmayacak. Ama bir muammanın peşrevinde muallaktayız. Bu bir abartı değil. Bazılarınız öyle gelebilir de. Veya bir romantik bir şey değil yani. Bana öyle geliyor. Yani Kant okurken de görüyorsunuz. Yani Kant'ın çırpınmalarını görüyorsunuz. Ama burada saygın olan şey, öyle bir şey yapmış ki Kant, yani onlarca yıldır etkili olmuş ve bundan sonra da etkili olacağı benzer. Çok insanı, birçok düşünürü etkilemiş.
Yani Kant'tan geçmeyen bir ahlak felsefecisi mümkün gözükmüyor. Veya hatta bilgi teorisi yapıyorsanız, bilgi nedir, doğru nedir, hakikat nedir gibi sorular soruyorsanız, Batı düşünce geleneğinde Kant'a uğramanız gerekir. O kadar, yani eleştirirsiniz elbette ama oradan geçmeye insanı zorluyor bir şekilde. Şeyi de görüyorsunuz, yani felsefenin nasıl yapıldığı. Bir takım şeyleri kesin garantili olarak anlamak istedikçe yaşadığı sıkıntıları görüyorsunuz. Yani bu metin Kant'ın çırpınışlarının içtenlikle dile getirildiği bir metin. Felsefe yolculuğu böyle bir şey. Hakikaten böyle içten ve has, halis bir yolcuysanız sahtekarlık yapamazsınız. Anlamadığınız bir şeyi anlıyorum diyemezsiniz. Yanlış gelen bir şeyi doğru diye ortaya atamazsınız. İçiniz titrer. Yani felsefi vicdan, düşünce içinizdeki düşünme yargıcı ya bilge yargıç üzülür. Yani düşünce vicdanınız kanar. O zaman kıvıramaz duruma gelirsiniz. Zaten kıvırıyorsanız bu yolculukta yeriniz yok. Yani gidin başka işlerle uğraşın. Yani nasıl bir kesin bir şey ararken çırpındığını görüyorsunuz. Ve sürekli sanki tekrar gibi şey, aynı şeyleri söyleyip duruyor gibi görünüyor. İşte deneyden çıkmaz. Nasıl oluyor bir zorunluluk var, özgürlük var? Özgürlüğü göstermeye çalışıyor. İnsan özgür. Ama bu çok içten gelen bir istek. Öyle anlaşılıyor. Ama o istek yani bir matematik teoremi ispatlar gibi ispatlayamıyorsunuz. İnsan özgür olur. Ya isterseniz üç kağıtla ispatlarsınız. Öyle okus pokuslar vardır ki bu işleri çok iyi bilmeyenler veya kurnazlıkla bir yere çekmek isteyenler birçok ispat yapabilirler. Bu işleri de usta olanlar, işte eski Yunan'da sofistler, kurnaz insanlardı ve kavramları istediği yerlere çekebilirler. Yani insanın özgür olmadığının en az 5 ispatını yapabilirsin. Neye? Bir takım dayanaklar seçersiniz kendinize, kabuller. O kabullerden yola çıkarak insan özgür değil. Özgür olduğunu da ne bileyim birçok yolla tırnak içinde kanıtlayabilirsin. Bu nasıl oluyor? Çünkü bunlar ide. İde olduğu için. Aynı şeyi üçgenin iç açıları toplamı 180'dir ve değildir işte Öklit geometrisi içinde. İspatlayan 180 ise öbür karşıtını 180 değildir'i ispatlayamaz. Ama ide olduğu zaman aklın idesi bunu yapabiliyorsun.
Özgürlük için yapabiliyorsunuz, Tanrı'nın varlığı için yapabiliyorsunuz, ruhun ölümsüzlüğü için yapabiliyorsunuz. O zaman ne oluyor? Demek ki bu idelerle olan ilişkimiz kavramsal ve sıkı anlamda bilgiye dayanmaktan çok bir inanç meselesi. Kant'ın öyle bir sözü vardır, şu: İnanca yer açmak için bilgiden vazgeçtim gibi bir şey. Ama tabii buradaki problem, inanan insanlar inandıklarının zorunlu olarak hakikat olduğunu düşünürler. Ki bu Kantçı bir anlayış değil. Yani derler ki biz aptal mıyız ya, böyle şeylere ispatlayamayacağım bir şeye mi inanıyorum yani, derler. Halbuki bence inanmanın yüceliği buradadır. Yani ispatlanabilir bir şey olsa aklı olan herkes onu kabul etmek zorunda. Demek ki ispatlanmıyor. Bu neyi gerektiriyor? İnanmanın bir göze alma olduğunu gösteriyor. Çünkü garantili inanma insanı yozlaştırabiliyor arkadaşlar. Tefessüh başlıyor. Sonra Tanrı ile konuştuğunu, Tanrı'dan mesaj aldığını filan söylemeye başlıyorsun. Ve onu politik şeyde kullanıyorsun, ne bileyim, kendine toplumda yer açmak için, üstünlük için, bir etraf oluşturmak için kullanıyorsun filan. İşte bunu mesela Batı düşüncesinde çarpıcı biçimde kıran düşünür, varoluşçuluğun kurucusu olarak da yahut ilklerden biri olduğu da söylenen ve dini bütün, yani iyi bir Hristiyan, Kierkegaard. Yani inanmanın nasıl bir şey olduğunu bize anlatan veya işte Tillich diye bir egzistansiyalist teologlar var. Aynı şekilde bu bir Hristiyan ama Musevilik içinde Buber var mesela, aynı şekilde. Şimdi bu nasıl oluyor, zorunluluk özgürlük meselesi? Sıradan insan aklının bile diye başlayan 76. sayfada paragraf, isteme özgürlüğü savı temelini aklın sırf öznel belirleyici nedenlerden, hepsi birlikte sırf duyuşla, dolayısıyla duyusallık genel adı altında toplananlardan oluşan nedenlerden bağımsızlığının bilincinde, yani özgürlük bir fiziksel alanda olan bir şey değil. Yani bir cismin hareketi yasalara bağlı. Orada bir özgürlük yok. Ama ahlak alanında insana, aklı olan varlık olarak insana
geldiğinde böyle bir şey var ve insan bunun bilincinde. Bağımsızlığının bilincinde ve itiraf edilen varsayımında bulur temelini diyor. İşte varsayım diye çevirdiği sözcük ön kabul. Yani ben varsayımı hipotez diye anladığım için, çünkü hipotez test edilecek bir şeydir. Yani ortaya atarsın, bakarsın öyle mi diye. Ama kabul test edilmez. Oradan yola çıkılır. Onunla iş görülür. Kabul veya ne demiştik? Dayanak diye çeviriyorlar. Çünkü dayandığın şey. Onun için dayanak deniyor. İlk ön, onunla yola çıktığın için bir de ön sözünü koymuşlar. Ön dayanak. Yani Almancası Voraussetzung. Bu metinde geçen sözcük. İngilizce'de presupposition diyoruz. Onunla başlıyor her şey. Çok ilginç. Bilimin de ön dayanakları var. Galiba inanç düzeninde var. Ama biz ön dayanaklarımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman farkında değiliz. Neyi kabul ettiğimiz için böyle düşündüğümüzün farkında değiliz. İşte onun için felsefe, mesela benim hocam Theo Grünberg hocaya göre felsefe işte bu ön dayanakları bulma işidir. Yani ben böyle düşünüyorsam neden? Bunu psikanalize benzetenler vardır. İşte benim böyle bir tuhaf davranışlarım varsa acaba neden? Yani başlangıçta ne oldu ki ben böyleyim, böyle eğiliyorum, böyle davranıyorum. Ama varsayım olmuyor ya. Varsayım, yani var olduğunu kabul ediyorsun. Bu değil ama ön dayanak. Varlıkla falan ilgisi yok. Yani kendine bu buradan çıkalım arkadaşlar diyorsun. Yani bir temel bir ne diyelim bir taban ortaya koyuyorsun. Yapılarda ne diyoruz ona? Yapının üzerine çıktığı, hani temel diyoruz da temelden sonraki bir zemin. Zemin de Türkçe değil tabii de. Ne acaba Türkçesi zemini? Yok, genel olarak canım, o inşaat benzeri de. Ama genel olarak zemin, işte ruhu zemin falan bizim eski şiirde geçer ya. Yani yeryüzü. Ruh yüz demek, zemin işte yer anlamında. Yer Türkçe ama. Güzel yer. Yani bir kabulden başlar diyor ya. Yani Kant bir kabul, bir kabul. Bunu kabul etsek, yani yaşadığı çağ, aydınlanma çağının bir kabulü bu. Veya dayana. Kendine bu şekilde düşünce varlığı olarak bakan insan, böylece kendini istemesi olan, iradesi olan, yani iradesi olan ne demekti? Peşinden gittiği. İrade peşinden, bizi bir şeyin peşine götüren şey. Bir şeyin peşin
de olmamızı sağlayan şey. Kendine bu şekilde düşünce varlığı olarak bakan insan, böylece kendini istemesi olan, dolayısıyla nedensellikle donatılmış bir düşünce varlığı olarak düşündüğü zaman, kendini duyular dünyasında bir fenomen gibi algıladığı ve nedenselliğini dış belirlenişe göre doğa yasalarına bağlı kıldığı zamankinden farklı bir şeyler düzenine kendini yerleştirir. Yani iki ayrı düzen olmuş. Kendini özgür olarak gördüğünde. Ve büsbütün farklı türden belirleyici nedenlerle ilişkiye sokar. Yani bunu bölmeden çözemiyor. Yani fiziksel dünyada özgürlük yok ama ahlak alanında var. Şimdi çok geçmeden farkına varır ki her ikisi birden olabilir, hatta olması gerekir. Çünkü duyular dünyasına ait görünüşte bilinen bir şeyin bazı yasalara bağlı olması ama bu aynı şeyin kendi başına şey ya da varlık olarak yasalardan bağımsız olması en ufak bir çelişme içermez. Çünkü o şey fenomenler dünyasında bir görünendi. Yani fiziksel dünyada. Ama kendi başına düşündüğümüzde o görünenler dünyasında değil artık. Kendi başına olanlar dünyasında, yani nomen alanında, öyle diyor Kant. Ama kendini bu ikili şekilde tasarımlaması ve düşünmesi gerekmesi, ilki söz konusu olduğunda duyular aracılığıyla uyarılan nesne olarak kendi bilincine, ikincisi söz konusu olduğunda ise kendisinin düşünce varlığı olarak, yani aklını kullanırken duyusal izlenimlerden bağımsız olduğu bilincine dayanır. Yani boşlukta yer varsa, kitabınız varsa şey yazabilirsiniz. İnsanı böldün Kant. Değil mi? Bölüyor. İki ayrı alemde yaşar. Hani bir arkadaşınızla oturuyorsun. Arkadaşım fiziksel alemde sana bunu söyleyeceğim ama düşünenler alemde ise sözüm şudur. Yani umarım arkadaşın da anlar ve iyi bir muhabbet olur. Kant muhabbeti. İnsanın sırf arzularına ve eğilimlerine ait hiçbir şeyi kendi hesabına yazdırmayan, aksine ancak bütün eğilimlerin ve duyusal uyarmaların arka plana itilmesiyle olabilecek eylemleri, kendisiyle olanaklı, hatta zorunlu olarak düşünen bir istemeyi kendine yakıştırması bundan ileri gelir. Yani insanda doğal olarak böyle bir bölünme var diyor ve bunu açıklamaya çalışıyor. Bu eylemlerin nedenselliği, ama özgürlük var, ama özgürlüğün dayandığı da bir nedensellik vardır tırnak için. Hani doğada olduğu gibi olmasa da. Düşünen varlık olarak onda düşünülür bir dünyanın ilkelerine göre eylemler ve etkilerin yasalarında bulunur. Bu dünya hakkında tek bildiği, onda yalnızca aklın, hem de saf, duyusallıktan bağımsız aklın yasayı koyduğu. Ha, neden bunu yaptın? Yasaya, aklın koyduğu yasaya dayanarak yaptım. Nedenim, bu eylemin nedeni yasa diyecek. Yasayı kim koydu? Aklım.
Tabii kimin aklı diye soramayız değil mi? Evrensel akıl. Bütün insanlarda ortak olan. Onda o yalnızca düşünce varlığı olarak asıl kendi olduğundan bu yasalar onunla doğrudan doğruya ve kesin olarak ilgilidir. Öyle ki eğilimler ve dürtüler, dolayısıyla tüm duyular dünyası doğası nereye iterse itsin, düşünce varlığı olarak istemesinin yasalarına zarar veremez. Bakın ne diyor? Yani sen istediğin kadar içinden böyle tuhaf şeyler düşün, budur, saçma sapan bir şeyler yap, içgüdünle, dürtülerinle. Ama bu aklın yasalarına zarar veremez. Politik olarak da veremez. Çünkü politika eğilimlerle yapılır. Yani şunu ele geçireyim, bunu yapayım, bunu kazanayım, bunu alt edeyim. Yani kurnazlık o akıl değil bakın. Biz günlük hayatta akıl dediğimiz şey o. Kant'ın aklı o değil. Kant'ın aklı çok yüksek bir şey. İlke koyan bir şey. Böyle dünyanın ıvır zıvırıyla uğraşmaz. Pratik akıl kendisini bir anlama yetisi dünyasında düşünmekle sınırlarını hiç aşmış olmaz. Yani kavramlar dünyasında. Ama kendini doğrudan doğruya kavramak, doğrudan doğruya duyumlamak isterse elbette aşmış olur. Çünkü kavramlarla duymak istediğinde aşmaz. Ama kavramları bir yana bırakıp doğrudan doğruya duymak isterse, bu istemenin belirlenmesinde aklın hiçbir yasa koymadığı duyular dünyası bakımından, çünkü akıl nasıl algılayacağımız üzerine yasa koymuyor. Nasıl kavramlar oluşturacağız, kavramlar arasında ilişkiler nasıl olacak, bununla ilgili yasa koymuyor. Akıl sadece ahlak alanında ideler, özgürlük idesiyle ilgili yasa koyabilir. Veya işte maksimimizi nasıl belirleyeceğimiz konusunda yasalar koyabilir. Maksimimizi yani eylemlerde dayanacağımız ilkeyi, öznel ilkeyi neye göre belirleyeceğiz? Evrensel yasa. Dayandığımız ilkeler evrensel yasa oldu. Yani yalnız benim için değil. Her zaman herkes için geçerli. İşte bu Kant ahlak. Bu kadar basit aslında. Yani bu eylemde bulunurken, karar verirken hayatta şey, yani benim yerime Kant olsaydı nasıl karar? Hani Kant'ın kendisi de zaten ona göre karar verdi. Yani benim yerimde kim olursa olsun her zaman her yerde nasıl karar verirdi? Yani bir sürü belirsizlik var ama yani düşünce olarak bir ide olarak ilginç tabii. Çok uygulanabilir gibi görünmüyor. Anlama yetisi dünyası ama anlama yetisi dünyasından bir isteme nesnesi yani bir hareket nedeni alırsa sınırlarını aşmış olur ve hakkında hiçbir şey bilmediği bir şey konusunda bir şeyler bildiğini ileri sürmüş olur. Yani kavramlardan yola çıkamaz.
Öyleyse akıl dünyası kavramı, aklın kendi pratik olarak düşünmek için, kendini pratik olarak düşünmek için görünüşlerin dışından almak zorunda kaldığı bir bakış açısıdır. Yani fenomenlere bakarak, olup bitenlere bakarak ahlakı kuramazsınız. Neden böyle düşünmüş olabilir acaba? Neden olup bitenlere bakmıyor? Yok mu arkadaşlar fikri olarak? Yani Kant'ın çırpınışları ne? Neden illa akla dayanıyor? Yani akıl çok üstte bir yerde. Hani deneyden gelmeyecek, olgulardan gelmeyecek, bilimden gelmeyecek. Şeyden gelmeyecek. Ben işte 3 defa bunu yaptım. Kötü oluyor. 4.'sünü yapmayayım. Mesela bu tecrübeden gelen bir şey. Buna dayanmayacak. Neden acaba böyle bir şey arıyor arkadaşlar? Hocam onun sonu yok. Belki de onun içindir. Yani siz dünyada olup biten, insanla ilgili olup biten her şeyi göz önüne alırsanız yani ölçüsü kaçar ki? Yani neye göre alacaksınız? Her an değişen bir varlık insan zaten. Bugün doğru dediğine kendisi bile yarın yanlış diyebiliyor ya da yanlış dediğine doğru diyebiliyor. Yani kendisinden bile etkilenmemesi gerekiyor. Bir çevreden etkilenerek doğruyu yanlışı kafasında değiştirebilen bir insan. Hani bir şeylerden etkilenirseniz onun sonu yok ki. Nasıl bir yere oturtacaksınız? Bilmiyorum yani. Hocam görülerle hareket ettiğinde zaman ve mekanla sınırlı kalmaz mı o zaman? Yani zaman ve mekan dışına... Görülerle hareket etmiyor zaten. Hani bu görülerle hareket etmiyor. Hayır. Görülerin dışında olmak zorunda kaldığı zaman zaten zaman ve mekandan kurtulmuş olmuyor mu? Yok. Görüler ve görülerin beslediği kavramlar dan ilke çıkaramazsın. Yani ahlak ilkesini onlardan çıkaramazsın. Dolayısıyla onların, çünkü onlar fenomenler alanıyla ilgili. Yani görüler ve kavramlar görünenler alemini anlamak için. Ama ahlak ilkesi görünenler alanında değildir. Yani fizik yasalarını görünenler alanında olabilir. Yani görünenler demek fizik dünyaya, fiziksel dünyaya görünenler. Yani fenomenler diyor. Fenomenler dünyası. Fenomenler dünyası. Buradan beslenemeyiz. Ahlak ilkesinin, ahlak ilkelerini, yasalarını buradan çıkaramayız. Çünkü bunlar neden çıkaramayız? Çünkü hiçbir tecrübe bize bir yasa veremez. Bu yasalar sadece maddi hareketle ilgili, fiziksel alanla ilgili yasalar olabilir. Ama ahlak neyin iyi, neyin kötü olduğunu görünüş alemine bakarak, o alemle ilişkilerimize bakarak, oradaki tecrübelerden çıkaramayız. Yani neden çıkaramıyorsun? Birçok sebebi var. Bir defa ben kendi tecrübelerimden çıkarırsam o bana ait bir şey olabilir. Başkası için farklı olur. Halbuki ne arıyorum bakın? Genel geçer bir yasa arıyor.
görünenler aleminde böyle bir, bu dünyanın, fenomenler dünyasının bana verdiklerine dayanarak böyle bir genel geçer ahlak yasası bulamam. Yani ne, bulamayacağını hep, kaçıncı sayfaya geldik, hep bunu söylüyor. Ama öyle evet, anlaşılıyor ki bu bir şeydir, kabul ya. Bulamam. Çünkü bulursan mesela kendi dayanan tecrübeme, bu bana ait olur. Veya babamın deneyimleri veya ülkemin deneyimleri veya kendi dini inancımın verilerine dayan. Ama bu hep sınırlı olmak zorunda. Evet, zaman ve mekanda sınırlı kalmış olmuyorum öyle yaptığı zaman. Ben de onu demek istiyorum zaten hocam. Tabii canım. Yani zaman ve mekandan kurtulmak için bunu yapmaması gerekiyor zaten. Öyle değil zaman mi? Zaman ve mekandan kurtulması lazım. Evet, çünkü aynen. Zaman ve mekan tabii, yani ahlak ilkeleri görünüşler dünyasından çıkarılamaz. Yani zaman evet, ve mekandan çıkarılamaz. Onları bir tarafa koymak lazım. Evet, aynen, ondan kurtulması gerekiyor zaman ve mekandan. Tabii, onu söylüyorum. Evet. Ondan kurtulması gerek. Çünkü zaman ve mekan, bunlar değişiyor. Evet, aynen. Sürekli oluşum halinde. Değil mi? Bunların evet, yasalarını bilimle bulabiliriz. Yani teorik akılla bunu sağlamak mümkündür. Ama ahlak, ahlak yasalarını zaman ve mekanın olduğu dünya böyle yasaları bize temin edemiyor. Edemez. Demeyince o zaman insanlar nasıl düşünüyorlar? Bunu bir töre olarak kabul ediyoruz. Atalarımızdan bunu öğrendik diyor mesela. Veya kitap böyle yazıyor diyor. Tanrı bunları böyle söylemiş diyor. Değil mi? Herkes aklı mesela bunlara dayandıranlar var, şu ahlakı. Ama Kant bir yasa istiyor. Genel geçer bir yasa. Fizik yasası gibi bir şey. Yasa şeye göre olamaz. Yani belli kültüre göre, belli insanlara göre, belli inançlara göre. Herkes için her zaman olması lazım. Onun için sınırlı, işte şu mekanda, şu zamanda diyemiyoruz. Bütün ebedi ve ezeli olarak, yani insanın olduğu dünyada geçerli olacak ahlak yasası. Hocam, bu ahlak yasası, siz şey demiştiniz ya, bu ön kabul ve boşluk üzerinde temelsiz temellendirmeyle yürüyor. Çünkü şeyden bunu çıkaramıyorsunuz bunu, yani temelli evet, olduğunu düşündüğümüz alandan çıkaramıyoruz. Peki hocam, bunun siz şey dediniz bizde, yani inanç dünyasında inanmalarının zorunlu olarak doğru olduğunu kabul ederler. İnanma dünyasındaki. Yani kimi inanan insanlar veya birçok inanan insan, evet, bu inancının doğru olduğunu, doğru olduğunu yani zorunlu olarak kabul ediyor. Bilimle hı-hı, ve akıl, o akıl dediği başka bir şey. Anlama yetisine hı-hı, akıl diyorlar genellikle. Kant anlamında. Yani kavramlar alanı, hı-hı, buna akıl diyorlar. Bununla çelişmeyeceğini düşünür. Peki biz metafizikle bu din ve inanma şeyini nasıl ayırt edebileceğiz? Yani bu yeterli mi acaba, bu zorunlu olarak kabulün edildiği metafizikle dinin ayrımına nasıl varacağız? Ya da nerede ayrılıyor? Karışmıyor mu ya da birbirlerine böyle? Din için söylediği şey şu: ahlakı özgürlük idesi üzerine kuruyoruz. Değil mi?
Ama yani evet, inanmada bu özgürlük yok. İnanmada Tanrı idesi üzerine kuruyoruz. Ha, tamam. Yani Tanrı idesi olduğu için inanmada yani Tanrı o vardı. O da bir ide olduğu için onu kabul ediyorsun. Yani bütün gönlünle tabii, iyi bir din dersen. Bütün yüreğinle o vardır ve onun yasaları vardır diyorsun ve ona göre dini yaşıyorsun. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu ideleri, hangi ideyi? İdeleri farklı. Kabul etti. İdeleri farklı. Anladım. Yani bir dindar insan tabii bunu da kabul etmez. Yani ne demek ya? Ahlakı Tanrı söylüyor zaten. Özgürlük idesi evet, üzerine evet. Kurulu demez ya. Yani. Aynen, evet. Bu yüzden yani birbirlerinin alanına... Olabilir belki ama yani inanan insan bütün şey ide filan da demez. Onlar kesin demez. Buyruklu kitapta bu yazıyorlar. Ve bunu böyle inanır. Ve zorunlu olduğunu düşünür. Tabii zorunlu olduğunu. Zorunlu olur. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani Kant bize bir şey bırakıyor. Boşluk bırakıyor. Bu işlerin kesinliği olmayacağı, yani bilgi, bilme olanağımız yok. Tanrı'yı bilemeyiz. Tanrı isteseydi, inanıyorsa bize bu imkanı verirdi, vermemiş. Bence, bana sorarsanız, tabii bu Kant'tan biraz ayrı evet. Falan. Hı-hı, hı-hı. İyi ki vermediğini düşünüyorum. Tabii ben yani dinle alakalı biri değilim. Dışarıdan biri olarak konuşuyorum. İyi bir dindar bunun farkındadır. Çünkü inanmanın hiçbir garantisi yok. Yani Allahu Alem diye bir laf var ya. Yani ben, değil mi? Yani eskiden kitaplar yazıldığı zaman öyle yazılıyormuş. Yani ben kul olarak elimden geleni yaptım ama bundan sonrası Allah'adır diye kitaplarını bitirirlerdi. Dolayısıyla ideleri, Kant'ın özellikle şeydi, ideleri biliyormuş gibi davranmamak lazım. Çünkü bilme, anlama yetisi ile olabilen bir şey. Tanrı bir kavram olarak bizde yok. İde olarak var. Çünkü kavramlar görülerle ilgili. Tecrübeyle doğrulanıyor, yanlışlanıyor. Ama Tanrı vardır, yoktur, tecrübeyle ne doğrulanabilir ne yanlışlanabilir. Tabii Kant için söylüyor. Ama inanan insan doğrulanır diyor. Şöyle etrafına bakmıyor musun kardeşim? Bu ağaç neden çiçek açıyor? Ama Allahsız kitapsızlara sorarsan yani öyle bir şey yoktur. Bunlar sosyolojik olarak İnsanın psikolojik ihtiyacı vardı. Hatta psikanalitik teoride bir baba şeye ihtiyacımız vardır. Psikolojik olarak rahat edebilmek için filan diye açıklamalar yaparlar. Ama Kant burada iyi görmüş. Ha? Bu mesele ide. İdeyi kabul etme meselesi. Yani bu Kant burada ne oluyor? Agnostik oluyor. Yani bilinemez için. Mesela ben de öyle düşünüyorum. Ama agnostik olmak imansız olmak anlamına gelmez. Gelebilir de gelmeyebilir. Çünkü şey dersin, bilemiyorum ama inanıyorum. Bunlar başka bir şey. Yani düşünün o Hristiyan ilkesini. İnanıyorum çünkü saçma.
Yani bunu birçok insan anlamaz. Ne demek ben saçma bir şeye mi? Aptal mıyım? Çünkü biliyorum demek çok tehlikeli bir şey. Yani biliyorum deyince egemenim, ele geçirebilirim. Evet. Ki bir şey var. Bilmenin şiddet uygulama şeyi var. Bir çeşit bilme meselesi. Onun için işte büyük otoriteler hep bilirler. Bilirler ve dayatırlar. Evladım yanlış yoldasın. Bak buradan git. O zaman hocam metafizikte de bir inanma mı? Efendim? O zaman hocam metafizikte de bir inanma mı temellendiriyor yoksa bilme mi? Kabul diyoruz biz ona. Kabul mü? Kabul diyoruz. Bilme veya inanma değil. İşte varsayma dedi Kant. İstersen ona inanma da diyebilirsin. Ama inanma, iman etme ayrı bir şey. Kabul başka bir şey. Evet. Yani kabul tamam. Ederim de iman etmemiş olabilirim. Yani kabul ederim ne demek? Düşünce alanımın dışına atmam. İçeriye alırım. Değil evet. Mi? Ben mesela nedir? Hakikaten Tanrı'nın var olabileceğini kabul ederim. Var olabilir. Ama inanma. Ama olmayabileceğini de kabul ederim. Yani ama imanın nedir dersen o zaman imanı başka bir şeye kabul koyarım ve o bir benim hayat tarzımı oluşturur. Ona göre yaşarım. Yani imanım neyse. Bir dine iman etmişsem o dinin gereklerini bilemiyorum ama inanıyorum. Teşekkürler hocam. Sağ ol. Yani bütün Kant şeyinin anlayışının tabii biraz karikatürize ettik falan ama böyle bir dayanağı olduğunu düşünüyorum. Söyleyecektim ben de. 78. sayfa. Ama akıl kendine diye başlayan paragraf.